hocam. Yeni oyuncağınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Küçük beyim. Şöyle evet. Göstermeye çalışayım. Bu. Yeni aldım. Evet hocam, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sorumuz şu şekilde, hemen soruyorum. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi bir arkadaşımız diyor ki, İnsan neden okyanusa, denize, dağlara, vadilere, akarsulara, yeşile baktıkça hala büyülenmeye devam ediyor? Tam olarak binalarda yapaylık dışında olmayan nedir? Doğa neden bu kadar çekici? Sebeplerinden biri doğadan uzak kalmamız, yani çağımız olabilir mi? Vallahi çok, ne öğrencisiydi arkadaşımız? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Çok güzel bir yer yakalamış. Şimdi bir kere bizim ana vatanımız zaten doğa tabiat olduğu için, yani ana ayarımız bir şekilde oralarda yapıldığı için biz oraya otomatik bir bağlılık gösteriyoruz. Frans de Waal'ın bir iddiası var, bir hipotezi diyelim. Birçok insan genetik ya da epigenetik nedenlerle, yani ister genlerinden, ister kültürel olarak, ister başka kanallardan olsun, memleketinin fiziksel şartlarında özel bir rahatlık hissetme kabiliyetine sahip. Oraya gittiğinizde hiç görmemiş olsanız bile köken aldığınız yer sizde böyle bir huzur yaratıyor. Hatta kendisi, o yüzden Doğu Afrika'ya giden insanların genellikle böyle bir aşırı rahatlama geçirdiklerini falan iddia ediyor genelde. Ben de gittiğimde Doğu Afrika'da gerçekten öyle tuhaf bir his hissetmiştim, ama onunla ilgili mi bilmiyorum tabi. Ama bunun dışında insan yapısı, bizim şehirlerde ya da teknolojik tasarımlarda kullandığımız mantığın doğadan temelde bir farkı var. Mesela şu anda etrafınızda herhangi bir insan yapısı objeyi alın ve inceleyin. Tek bir boyut düzeyinde geçerli bir tasarım vardır. Ne demek istiyorum? Bir cep telefonu mesela elimizde. Şu bir cep telefonu. Bakıyoruz. Dörtgen bir dizaynı var. İşte inceliyoruz. Evet, güzel. Fakat bunun detaylarına girdiğimiz zaman bu gördüğümüz nesnenin özellikleri kaybolmaya başlıyor. Ölçekten bağımsız olarak kendini tekrar eden bir tasarım yok. Sadece bu ölçekte geçerli bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu içinde bulunduğumuz bina. Mesela şu gördüğümüz duvarlar vesaire. Bu oda ve mimari ölçeğinde geçerli bir tasarım. Detayına girdiğinizde ya da çok uzaktan baktığınızda bu tasarımın çok bir anlamı kalmıyor. Tabiattaki nesnelere baktığınızda, mesela bir ağaca bakın, kabuğuna yaklaşın, ekstra detaylar, yeni bir tasarım görmeye başlarsınız. Onun içerisine girin, o işte mikroskobik lifleri, bağlantıları vesaire, başka bir tasarım. Hücresine girin, başka. Çekirdeğine girin, bambaşka. DNA'sına bakın, bambaşka bir tasarım düzeyi. İç içe sürekli olarak kendisini yenileyen ve farklı düzeylerde farklı tasarımlar içeren son derece katmanlı ve zengin bir şeydir tabiat. Yani doğadaki her şey böyle, canlı olmasına gerek yok. İşte gezegenimize, diğer yıldızlara, yani mesela güneşimize bakalım. Onun da her seviyesinde farklı bir karmaşıklık düzeyi var. Biz tabiatta yürürken, mesela bir koruluk ya da ağaçlık bir alanın manzarası bizi etkiler. Yakına gittiğimizde o ağaçların tek tek görüntüsü farklı bir etkileyicilik düzeyidir. Yapraklarına yakından bakarsanız o damarları, yeşili, tasarımın güzelliği ayrıca dikkatinizi çeker. İşte kesip mikroskop altına koyarsanız bambaşka bir güzellik görürsünüz. Bundan dolayı tabiat her düzeyde, yani birbirinden farklı tasarım düzeyleri içeren katmanlı bir estetiksel düzendedir. Dolayısıyla hiçbir insan yapısı nesne bizim bu şeyimizi kolay kolay doyuramıyor. Buna en çok yaklaşan sanat eserleri oluyor malum. Ama onlar da yine insan yapısı oldukları için tek bir düzeyde, yani tasarımlarının yapıldığı düzeyde geçerli olan bir giriftlik ve şey içeriyorlar. Nasıl diyeyim, anlam içeriyorlar. Çok yaklaştığınızda ya da çok uzaklaştığınızda bu anlamı kaybediyorsunuz. Ama bu evren en büyükten en küçüğe kadar ortak bir tasarımın farklı ölçeklerdeki tekrarlarını içeriyor. İşte fraktal geometri dediğimiz alan, kaos teorisi, işte rekürsif geometri dediğimiz alanlar böyle konuları inceliyor zaten. Eğer bunu tekrar etmeyi becerebilirsek insan yapısı şeyler de çok daha güzel olacak. Mesela bunu nerede becerebiliyoruz? Şu anda Hollywood bunu filmlerinde kullanıyor. Dijital görüntüler fraktal algoritmalarla zenginleştirildiği için kamera yaklaştıkça, uzaklaştıkça sürekli yeni ve şaşırtıcı detaylar üretebiliyoruz. Şu anda sadece görsel planda. Belki yarın bir gün tasarımlarımıza da bunu yansıtabiliriz. Bu güzel soru için teşekkür ederim.